Dün akşama döneceğiz sevgili izleyiciler. Türkiye hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan bu maç ve Almanya'nın yenilgisi sonrası neler yaşandı? Bu yenilgi orada nasıl karşılandı? CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan Mertürk'e soracağız. Erhan, muhteşem bir akşam, şahane bir futbol, olağanüstü bir taraftar ve beklediğimiz gibi şahane bir sonuç. Neler oldu maç sonrası? Hepsine katılıyoruz buradan. O maça canlı olarak burada şahit olan inler gibi sizlere işte o dün şölenin gerçekleştiği Olimpiyat Stadı'ndan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndan yine sesleniyoruz. Dün burada Almanların da şaştığı bir atmosfer oluştu. 76 bin kişilik bir stat burası ve özelliği de önümüzdeki sene 2024 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası finaline ev sahipliği yapacak bir stat. Ve 76 bin kişinin burada yaklaşık %60'ı, %65 civarında, yani 40-45 bin kadar taraftar Türk'tü dün. Türkiye'yi destekledi. Yani deplasman olarak bilinen bir yeri burayı eve çevirdiler. Şimdi aslında bu dostluk maçından Tunç çok daha öteydi. Çünkü Almanya'nın yeni bir teknik direktörü var ve onlar direkt turnuvaya katıldıkları için hazırlık maçlarıyla kendilerini deneyebiliyorlar. Ve sonuçta onlar için de bu maç bir denemeydi ve ilk defa teknik direktör Julian Nagelsmann kendi taraftarının önüne çıkmak için bu maça geldi. Tabii o kendi taraftarının altını çizelim, pek öyle beklendiği gibi olmadı. Maç da pek beklediği gibi geçmedi. 3-2 Türkiye'ye kaybettiler ve maçtan sonra yaptığı açıklama Tunç çok önemliydi. Dedi ki eğer bizim futbolcularımız da rakip takımın futbolcuları gibi hırslı ve yürekten oynamış olsalardı biz bu maçı çevirirdik dedi. Ama Türkiye daha önce burada da yapmış olduğu karşılaşmalar vardı. Onları da takip etmiştik. Böyle bir atmosfer içerisinde oynanmadı maçlar. Bunu bir söyleyelim. Türkiye için de dostluk maçından çok daha öteydi. Montella 3'te 3 yapmak istiyordu. Burayı deplasmandan eve çeviren taraftara bir galibiyet yaşatmak istiyorlardı. O yüzden de Türkiye açısından da önemliydi. O yüzden güzel bir karşılaşma izledik. Muhteşem bir atmosfer burada yaşadık. Maç başlamadan önce seremonide çok güzel bir olay yaşandı Tunç. O da yine hafızaları kazınacak bir fotoğraf. Çok soğuk bir atmosferde maç oynanıyordu. Ve Türk futbolcular kendi üzerlerindeki kıyafetleri çıkartarak üşüyen çocuklara o kıyafeti verdiler. Ve bu güzel fotoğrafla maç başladı. Çok şık bir hareketti. Tabii ki şık olmayan noktalar da vardı. Özellikle İlkay Gündoğan. Burada doğmuş, büyümüş. Burada yetişmiş ama Türk kimliğini her atmosferde, her ortamda gururla dile getiren bir isim ama Alman milli takımına tercih etti ve kaptanlığa kadar yükselen başarılı bir isim oldu. Buradaki Türk taraftarlar her top onun ayağına geldiğinde ıslıkladılar. Alman futbolculara da aynı şekilde, Alman takımına da aynı şekilde. Şimdi eşyanın tabiatında olan bir şey, bu bir futbol müsabakası, bu doğasında olan bir şey diyebiliriz, böyle değerlendirebiliriz bunu. Ama aslında bir de perde arkasına bakalım, Almanlar buna tepki gösterirler. Bugün medyada bu çok konuşuluyor, özellikle Bild gazetesi. Bugün basılı olarak çok fazla yetiştirememiş olsalar da internet sayfalarında bu ıslıklamaya, kendi evimizde deplasman gibi oynadık. Bu gelenler de burada doğup büyüyen yetişenler, bu nasıl oluyor diye şaşırdılar ama eğer oraya katılan, yani 40-45 bin Türk'ün burada doğup büyüyen gençler olduğundan yola çıkarsak Tunç, buradaki ikinci, üçüncü nesil, siz eğer o çocuklara hala o anne babalarının geldiği ülkeyle bağlantı kurarsanız, ayrımcılık uygularsanız ve eğer onlar burada hala kendilerini buranın bir parçası gibi hissetmezlerse, işte ellerine geçen bir fırsattı. Dün yoğun kalabalık Türk taraftarı vardı ve onlar da bu müsabakada karşı takımı ıslıklayarak, kendi takımlarını destekleyerek gerçekten bu muhteşem atmosfere imza attılar Almanya'da. Tabii ki şık değildi ama müsabakanın doğasında olan bir şey. Bunu da burada söylemek lazım. Türkiye'ye de yine bir buradan mesaj verelim. Çünkü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi burada izleyeceğiz. Atmosferin nasıl olacağını dün taraftar gösterdi. Türkiye'nin buradaki her maçını evinde oynayacağını şimdiden söylemek mümkün. Özellikle tabii ki bazen Almancı, bazen gurbetçi, işte neden oy kullanıyorlar, niye euro kazanıyorlar, burada harcıyorlar, biliyorsun bu tartışmalar sosyal medyada çok sık yapılıyor ama en güzel cevabı yine buradan verdiler. Burada doğup büyümüş olsalar da ellerine Türk bayrağını alıp geldiler. İçlerindeki vatan sevgisini gösterdiler. O yüzden de buradan Türkiye'ye dün aslında güzel bir mesaj gitti. Almanya'da 3,5 milyon Türk yaşıyor ve bunların önemli bir kısmı dediğimiz gibi hala kendi vatanlarını, anne babalarının geldiği vatana büyük bağlılık gösteriyorlar. Saat 1'e kadar gece eğlenceler devam etti. Özellikle Berlin'in merkezi Kudam'da
Gece 1'e kadar havai fişekler, gösteriler oldu ve ümit ediyoruz. Spiker burada söyledi. Ben de aynı sözle bitirmek istiyorum. 2024'te final bu statta oynanacak. Neden Türkiye yine sahada olmasın? Erhan Mertürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, milli takımı bir kez daha yürekten kutluyoruz. Salı günü Galler karşılaşmasında da şimdiden başarılar diliyoruz.